Evet. Arkadaşlar, bu ünitenin yeni konusu maddenin ısı ile etkileşime. Şimdi önce bu konuyu iyi anlamamız için geçmiş yıllarda öğrendiğiniz ısı ve sıcaklık kavramını yeniden hatırlamamız lazım. Öğrenciler bu ısı ve sıcaklık kavramını birbiriyle çok karıştırıyor. Birbiriyle ilişkili kavramlar ama aslında birbirinden farklılar. Şimdi ısı ve sıcaklığa geçmeden önce şunu bir hatırlayalım. Maddenin kaç hali vardı? 3, 4, 4, 3, geçin. 3, Katı sıvı, gaz. Gaz. Katının da tanecikleri birbirine çok sıkıydı değil mi? Aralarında boşluk Evet, yoktu. Evet hocam. Sıvıda biraz boşluk vardı değil mi? Gaz ise birbirinden tamamen bağımsız. Doğru mu? Evet. Peki madde katı da olsa, sıvı da olsa, gaz da olsa bütün bu tanecikler titreşim, öteleme ya da dönme hareketi yapmıyor mu? Yani tanecikler, yani bu maddenin atomları sonuçta hareketli mi? Evet hocam. Bunu cebe koydum. Peki arkadaşlar, maddenin tanecikleri hareketliyse hareket eden cismin hareket enerjisi vardır. İşte ısı tam burada ortaya çıkıyor. Maddenin taneciklerinin sahip olduğu hareket enerjilerinin toplamına ısı diyoruz. Yani ısı dediğimiz şey o maddenin taneciğinin hareket enerjisi toplamı. O halde ısı da bir enerji türüdür arkadaşlar. Enerji olduğu için başka enerjilere dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Evet. Ya da enerji olduğu için başka bir maddeye aktarılabilir mi? Evet hocam. Mesela hareket enerjisi ısıya dönüşebiliyordu. Geçen yıl hatırlayın potansiyel kinetiğe dönüşüyordu filan. Değil mi arkadaşlar? Sonuçta evet. Enerjiler birbirine dönüşüyor ve bir maddeden başka bir maddeye aktarılabiliyor. Enerjinin birimi jül ya da kaloridir. Dolayısıyla ısının da birimi jül ya da kaloridir arkadaşlar. Isı kalorimetre kabıyla ölçülür ve büyük Q harfiyle sembolize edilir. Peki sıcaklık ne? Arkadaşlar bir maddenin tanecikleri milyonlarca olduğu için o tanecik maddenin taneciklerinin ısısını toplamak mümkün değildir aslında. O yüzden ortalamadan bahsetmek zorundayız. Isının ortalama gösterimine sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Isı bir enerji, sıcaklık ise ortalama gösterim. Birinci fark. Isı neymiş? Bir enerji. Sıcaklık ise neymiş arkadaşlar? Ortalama gösterim. Burada bir problem var mı? Yok hocam. Tamam. Ortalama gösterim olduğu için sıcaklık enerji değildir arkadaşlar. Dolayısıyla enerji olmadığı için de başka maddelere aktarılamaz. Yani ben bir maddeden sıcaklık aldım derseniz yanlış dersiniz. Ama ben bir maddeden ısı aldım derseniz doğru dersiniz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Sıcaklığın birimi Celsius'tur ya da santigrat derece. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Özellikle böyle sorular geliyor. İşte diyor ki vücut ısısı 36 Celsius diyor mesela. Bu doğru mu? Isı değil hocam, ortalama yanlış. Isı kalorimetre ile ölçülüyor arkadaşlar. Termometre ile ölçülen sıcaklık. O yüzden vücut ısısı 36 Celsius dersem yanlış olur. Ama vücut sıcaklığı 36 Celsius dersem doğru olur. Anlaştık? Yani şöyle Celsius diyebilir miyim? Evet. De. Şey mi? Hocam yani şey dedik ya, vücut ısısı 36 Celsius dedik ya, o yanlış evet. Değil mi? O yanlış işte. Vücut sıcaklığı 36 Celsius derse. Ha hocam, ben ısınmadım. Tamam. Sıcaklık derse doğru olur, ısı derse yanlış olur. Mesela Zekeriya'nın boyu 1.50 litre desem doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. 1.50 metre demem lazım. O yüzden sıcaklıktan bahsederken Celsius demem lazım. Tamam mı? Isıdan bahsederken Celsius dersem yanlış olur. Peki ısıyla sıcaklık arasında nasıl bir ilişki var arkadaşlar? Sıcaklığı yüksek olan madde, sıcaklığı düşük olan maddeye ısı aktarır arkadaşlar. Bakın sıcaklık aktarılmaz ama sıcaklığı yüksek olan düşük olana ne aktarıyormuş? Isı aktarıyormuş arkadaşlar. Bu akış sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder. Isı aktaranın sıcaklığı azalır, ısı alanın sıcaklığı artar. Sıcaklıklar eşitlenince ısı akışı durur. Şimdi hadi size bir 30 saniye şunları bir yapmak. Haydi. Aferin. Bravo. Şimdi cümleyi okudunuz. Test denemede de bu cümle geldi. Ya bu ne demek istiyor filan diye düşündünüz. Arkadaşlar ısı ve sıcaklık konusunda hata yapmadan çözmek istiyorsanız ipucunu veriyorum. Hayal kurun arkadaşlar. Hemen gündelik hayattan hayal kurun. Mesela diyor ki aynı sıcaklığa sahip diyor.
O zaman ikisini de aynı odanın içinde düşün. Aynı odanın içindeyse sıcaklıkları aynıdır, değil mi? Özdeş maddelerden diyor, mesela ikisini de su düşünün. Kütlesi fazla olan diyor, birini bir tencere su düşünün, birini bir bardak su düşünün. Şimdi hangisinin ısısı daha fazladır arkadaşlar sizce? Aynı odada bir tencere suyun mı ısısı daha fazladır? Bir bardak su. Bir bardak suyun mı ısısı daha fazladır? Bir bardak su. Değil. Bir bardak suyun. Bir tencere olan küçük metal. Değil. Bunu da şöyle düşünün. Isısı fazla olanı daha çok buz eritirim, değil mi? Buz eritmek için ısı gerekiyor. Doğru mu? Evet hocam. O zaman bir bardak suyla mı daha çok buz eritirsiniz? Yoksa bir tencere suyla mı daha çok buz eritirsiniz? Bir tencere suyla. Bir tencere suyla. İşte arkadaşlar, hemen burada bir uyarı var bak. Diyor ki maddelerin sahip olduğu ısı sorulursa, bak ısı sorulursa hangi maddeyle daha çok buz eritirseniz onun sahip olduğu ısı daha fazladır. Eğer size ısı sorulmuşsa hemen düşün hangisiyle daha çok buz eritir. Anlaştık mı? O halde oda koşullarında bulunan bir bardak ile bir sürahi suyun, bak sıcaklıkları aynı, hangisinin ısısı fazlaymış arkadaşlar? Bir sürahi suyun ısısı. Hocam ben bir şey anlamadım. Efendim? Hocam burada neden bir sürahi bir bardaktan daha fazla ısısı oluyor ki? Daha fazla ısısı mı oluyor? Evet hocam, neden daha fazla? Isı ne demekti? Maddenin sahip olduğu taneciklerin toplam enerjisi değil miydi? Evet. Bir sürahi... Hocam hepsi olduğu için tamam, anladım. Heh. Daha büyük olduğu için. Bir sürahi suda mı daha çok tanecik var? Bir bardak suda mı daha çok tanecik? Bir sürahide daha çok tanecik. Bitti işte. Anladık mı mantığı şimdi? Evet. Güzel. O zaman hemen cevabı yazın arkadaşlar. Sürahideki suyun ısısı büyüktür. Bardaktaki suyun ısısı. Okey. Yazdık mı? Hayır hocam. İpucunun da altını çizin. Az önce söylediğim ipucunun da altını mutlaka çizin. Geçiyorum. Şimdi gelelim başka bir soru tarzına. Aynı sıcaklığa sahip özdeş cisimlere eşit miktarda ısı verildiğinde kütlesi büyük olanın sıcaklık artışı daha az olur. Ne dedik bu cümlede? Denemede okudun, böyle Leyla Leyla bakıyorsun. Ne diyor acaba bu cümle diyorsun? Böyle yapmamak için ne yapacaktık? Ne yapacaktık arkadaşlar? Hemen hayal edecektik. Gündelik hayattan düşüneceğiz. Şimdi aynı sıcaklığa sahip diyorsa bunlar aynı odada. Bunlar neredeymiş? Aynı odada, masanın üstünde mesela. Özdeş cisimler dediyse ikisini de su düşündüm. Eşit miktar ısı verilirse diyor, ikisini de aynı ocağa koydum. Bir tencere suyun mu sıcaklığı daha çabuk artar? Yani bir tencere su mu daha çabuk kaynamaya başlar mesela? Yoksa bir bardak su mu daha çabuk kaynamaya başlar? Bir bardak su. Hayal edince arkadaşlar ne oluyor? Soruyu çözüyorum. O zaman aynı odada bir bardak su, bir sürahi su var. Ben bunu ikisini de ocağa koydum ve ısı vermeye başladım. Hangisinin son sıcaklığı daha fazla olacakmış arkadaşlar? Bardak. Değil mi? Hemen kaynamaya başlar. Bir süre sonra kaynamaya başlar. O zaman cevabım bir bardak suyun son sıcaklığı bir sürahi suyun son sıcaklığından büyük olur. Hemen bunu da yazın. Onu ekleyelim mi hocam oraya? Aynen, ekleyin. Çalışırken şey yapmamış olursunuz. Yazdınız mı? Hayır hocam. Buraya kadar zor bir şey var mı sizce? Yok hocam. Yok hocam, bundan sonra gelecek gibi geliyor. Hocam konunun soruları zor. Ya arkadaşlar hiç merak etmeyin. Hayal ettiğinizde olay bitiyor. Rahat olun. Onları da öğreteceğim size. Sorular bizim işimiz ya, soru çözmek. Evet. Güzel. Geçiyorum. Hayır hocam. Hocam hayır. Hayır mı? Nursima'dır kesin onu söyleyene. Evet hocam. Keserle çivi mi aldın eline? Çivi yazısı mı yazıyorsun? Evet hocam. Kocaeli'den İstanbul'a keserle çivi getirdim. Evet. Güzel. Yanından ayırmıyorsun. Asla hocam. Hocam neden insan kalemini yanmamayasın? Evet. Doğru.
Tamam. Şimdi geldik öz ısı. Evet, en çok sorunun geldiği kısım. Öz ısı. Öz Türkçe'de ne demek arkadaşlar? Öz ne demek? Kendi. Kendine has. Kendi. Değil mi? Kendine has. Evet. Şimdi öz ısı da o zaman ne anlama gelir? Maddenin kendine has kendine bir ısısı. Ha, kendine has bir ısısı gibi düşünebilirim. Şimdi tanım olarak, evet, tanım olarak okuduğumda şöyle der arkadaşlar. 1 gram madde düşünün. 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak istiyorum. Şimdi o maddenin sıcaklığını arttırmak için ona ben ısı vermem gerekmez mi? Evet. Peki 1 gram her maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için sizce eşit ısı mı vermeliyim? Yoksa maddelerin kendine ait böyle bir ısı değeri mi var? Maddelerin kendine ait ısı değeri vardır. Bravo arkadaşlar. 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 Celsius değiştirmek için o maddeye verilen ya da o maddeden alınan ısı miktarına öz ısı denir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Çorba karıştırıyorsunuz. Metal kaşıkla mı karıştırırsınız? Tahta kaşıkla mı? Tahta kaşıkla. Çünkü bir sürü metal kaşık elinizi ne yapmaya başlar? Yakmaya başlar. Ya da böyle yazın gittiniz tatile ve neyse çok güzel geçmiş. Puanlar havada uçuşuyor. Dedin ki bir tatili hak ettim. Böyle şort terlik takılıyorsun. Yoruldun. Dedim ki bir oturayım dedin. Sıcak böyle hava. Oh. Yandı her yerim. Bir tahta bank var, bir metal bank var. Hangisine oturursunuz? Metal bank. Tahta. Tahta bank. Metale oturan arkadaşlar yandım diye herhalde kalkar. Hocam LGS puanıma göre bağlı. Kötüyse metale oturacağım. Demek ki. Hatta bir örnek daha vereyim. En çok bu örnek aklınıza gelir. Öz ısı deyince bak. Öz ısı deyince yine mutfağı düşünün. Bir tavaya aynı miktar zeytinyağı koydun, aynı miktar su koydun ve eşit ısı vermeye başladın. Ocağa koydun. Bir anda kızıp cızlamaya başlayan zeytinyağı mıdır, su mudur? Zeytinyağı. Şimdi düşün. Aynı ısıyı veriyorsun. Niye zeytinyağı bir anda cızlamaya başlıyor? Demek ki bu durum onun öz ısıyla ilgili. Bu durum onun nesiyle ilgiliymiş arkadaşlar? Öz ısıyla ilgili. Birimi jül bölü gram çarpı Celsius ya da kalori bölü gram çarpı Celsius. Yani birimde çok sorulmuyor. Sadece bilin diye söyledik. Yani örneğin suyun öz ısısı 1 kalori gram çarpı Celsius'tur arkadaşlar. Suya 1 gram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmanız için ona 1 kalori ısı vermeniz yeterli. Öz ısı saf maddeler için ayırt edicidir. Yani TC kimlik numarası gibi. Bakın burada bazı saf maddeler var ve öz ısı değerleri var. Jül cinsinden de değeri var, kalori cinsinden de fark etmiyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz mesela kalori cinsinden bakalım. Suyun öz ısı kaç kaloriymiş? 1. Peki. Mesela demirin öz ısı ne kadarmış? 0,11. 0,11 gibi arkadaşlar. Şimdi bakın şu etkinliğe. Şu etkinliğe bakın. Oda sıcaklığında yani 25 derecede su ve zeytinyağımız var. Suyun öz ısısı 1 kalori. Zeytinyağının öz ısısı yarım kalori. Bu ne anlama geliyor? Suyu 1 derece yükseltmek için ona 1 kalori vermem lazım. Zeytinyağını bir derece yükseltmek için ona yarım kalori vermem lazım. Anlaştık mı? Hı hı. Evet hocam. Şimdi mesela 1 kalori ısı verdim. Su 25'ten kaça gelmiş? 26. Peki zeytinyağına 1 kalori ısı verirsem 27'ye gelmiş. Arkadaşlar 27'ye gelmiş. O halde 1 kalori daha ısı verirsem su 26'dan kaça gelir? 27 derece. Peki zeytinyağına 1 kalori 29. daha 29'a gelir. Bravo, harikasınız. Peki 1 kalori daha ısı verdim. Su 27'den 28. Zeytinyağına 1 kalori verirsem 31. 1 kalori daha ısı verdim. Su 29. 29. Zeytinyağı 33. İşte hani bir anda zeytinyağı cızlamaya başlıyor diyoruz ya, işte sebebi bu bak. Zeytinyağı nasıl hızlı artıyor. 1 kalori daha verdim. Su kaç oldu? 30. Zeytinyağı? 35. Yani toplamda 5 kalori ısı verdim. Suyun toplam sıcaklık artışı kaç oldu arkadaşlar? 5 derece. 30 derece. Yani 5 Celsius oldu. Zeytinyağının toplam sıcaklık artışı ne oldu? 10 derece. 10 Celsius oldu. O zaman bir sonuç çıkarırsam buradan, şöyle bir sonuç çıkarabilir miyim? Bakın zeytinyağın öz ısı küçüktü. Eşit kütledeki saf maddelere eşit ısı verirsem, yani aynı ocağa koyarsam, öz ısısı küçük olan maddenin, yani zeytinyağının son sıcaklığı ne olur arkadaşlar? Sıcaklık değişimi ne olur? Sıcaklık değişimi daha fazla
olur. İşte öz ısı dediğimiz olay bu kadar. Öz ısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı ne oluyormuş arkadaşlar? Daha fazla oluyor. Hemen bunu yazın. Hemen köyünüzdeki boşluklara bunu yazın. Hocam bugün sadece madde ve ısıyı mı işleyeceğiz? Daha dur, madde ısıyı işleyeceğiz de daha madde ısı uzun bir konu. Hepsini işleyemeyeceğiz tabii ki. Hocam bugün iki ders var değil mi? İki ders var bugün. Üzüldün mü? Niye öyle dedin? Yok hocam, merak et. He. Niye üzüldün? Bilmem, belki benimle ders işlemek istemiyorsun. Hocam emin olun sizinle ders işlemek o kadar güzel bir şey ki. Ha. Ben annemden çok korkuyorum hocam. Aşırı korkuyorum. Bir şey söylüyorum hemen kızıyor. O yüzden ben annemle asla ders işlemiyorum hocam. Evet. Annenle ders işte. Ben de hiç kızmıyorum değil mi? Bu arada evet. Yeni gelen arkadaşlarımız öğrensin. Nursiman'ın annesi de fen öğretmeni. Yok, beraber çalışmıştık. Aslında annem de çok güzel anlatıyor. Bence sorun sende. Hocam ben de değil. Annem hocam mesela bir şey oluyor. Ufacık bir şey. Yanlış biliyorum hemen bağırıyor. Kalk git buradan diye. Evet. Güzel. Hocam fen hocaların %90 öyle. Nasıl, ben yanlış söyleyince kızıyor muyum size hiç? Hayır hocam, %90 dedin. Hocam siz %10'lasınız. Tamam, ona göre. Ben aksine yanlış yapan öğrenciyi severim. Çünkü hata yapacak ki insan hata yapa yapa öğrenir doğruyu. Hocam ben dersimde şimdi ben bir şey yapıyorum, bir espri yapıyorum. Hoca bana bağırıyor. Tamam. Hocam şimdi soruyu, hem dersi demek yapıyorum. Demek ki hoca espriyi beğenmemiş. Güzel espri yapsaydı. Yapalım. Ister. Yok hocam, bütün sınıf gidiyor. Sadece hoca gözümün içine bakıyor, bana gidiyor. Evet, yazdık galiba. Geçiyorum. Arkadaşlar, çorba karıştırırken bu örneği söylemiştik. Metal kaşığın o zaman tahta kaşığa göre sıcaklığının daha hızlı artmasının sebebi neymiş? Metalin öz ısısının daha küçük olmasıymış arkadaşlar. Şimdi ısı verdiğimde nasıl öz ısı küçük olanın sıcaklığı hızlı artıyorsa, soğumaya bıraktığımda da aynı durum evet, olacak arkadaşlar. Soğumaya bıraktığımda da öz ısı küçük olan maddenin sıcaklık artışı nasıl daha fazla oluyorsa, soğumaya bırakıldığında da ısı kaybederken sıcaklıklarındaki düşüş daha fazla olur. Yani bu sefer kışın çıktınız, metal banka mı oturursunuz, tahta banka mı kışın? Metal. Tahta. Yani. Tahta. Zekeriya, metal oturmanı tavsiye etmem. Böyle hatta o Rusya'da filan arabaların kapıları metal yapılmaz arkadaşlar. Kışın öyle. Ya zaten ben şakasını söyledim. Oturunca bir yerlerim yapacak oraya bizim. Yani şimdi o okulda da böyle espri yaparsam hoca kızar tabii yani. Evet. Ama hocam ben orada öyle espri yapmazsam da bana kızıyor. Ben ağzımı açsam bile kızıyor hocam. Etkinlik için 30 saniyeniz var. Hadi bakayım, yapın.